Asırlık Hikayeler programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Her hafta birer tecrübe abidesi olan büyüklerimizi konuk edip onların hayat hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bu hafta da 81 yaşındaki değerli büyüğümüz Malatya'nın tanınmış isimlerinden Ahmet Ruhi Çetinkaya'yı konuk ettik ve onun hayat hikayesini dinleyeceğiz. Programımıza başlıyoruz. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz oy. Gayrı dünya bana aralandı, gel gel. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım. Kimdir Ahmet Ruhi Çetinkaya? Malatya'da 1940 yılında doğmuş ve burada okumuşum. İlki, ortayı ve liseyi burada bitirmişim. Sonradan üniversite hayatında da bir sene kadar bir okumamız olmuş yüksek ticarette. Ondan sonra bazı sebeplerden dolayı yeniden Malatya'ya döndük. Serbest muhasebecilik yapmaya başladık. Benim abimle beraber o yıllarda muhasebeci olarak Malatya'da başladığımız senelerde ilk muhasebecilerden biriydi abim. 1952 senesinde Malatya'da ilk muhasebe bürosunu açan Nihat Çetinkaya benim abimdir. Ben de onun yanında yetiştim. Ve kendisi vefat ettikten sonra aynı mesleğe devam ettim. Kaç kardeştiniz efendim? 4 kardeş, 3 bacı. 4 kardeşten bir tanesi erken vefat etti. Onun bir küçüğü Nihat abim. O da vefat etti. O, en küçüğü benim. Onların en büyüğü olan Vahap abim. O da daha önce vefat etmişti. Şimdi şu anda yaşayanların içerisinde kardeş olarak tek ben varım. Kaç çocuğunuz vardı? 3 oğlan, 1 kız. Evet. 3 çocuğum da ikisi muhasebeci, mali müşavir. Bir oğlum da şeyde araştırma hastanesinde tekniker. Kızım da evli. Eşim sağ, 58 senedir falan evliyiz. Allah'a şükür hiçbir problemimiz yok. Bulunduğumuz muhit olarak belediyenin arkası Saray Mahallesi, Saray Camii'nin karşısıydı evimiz. Çarşının içerisindeyiz yani. Eskiden tabii bu iş piyasaya çarşı derlerdi yani. Çarşının içerisinde devamlı vaktimiz geçerdi yani. Abimin bürosu da oradaydı. Emlak Kredi Bankası'nın karşısındaydı. Ben de abime yardımcı olarak çalışıyordum yanında. Şimdi tabii ki Malatya'da olan bütün olayları hemen hemen yani çarşıda olsun, merkezde oturduğumuz için dışarılarda da olsa bile duyuyorduk yani. Görüyorduk, duyuyorduk. Geçmiş senelerin birçok şeylerine şahit olduk. Malatya'nın tarihine hakimim. Şimdi Malatya'nın kuruluşu biliyorsunuz eskiden, eski Malatya'da yani ismen aşağı şehir dediğimiz, şimdiki Battalgazi olan yer aşağı şehir derlerdi Malatya'da. Oradan buraya nakledilmiş. O da o zamanki Osmanlı Devleti'nin savaş itibariyle ordusunun eski Malatya'da buluşması, Dizip Harbi'ne hazırlık olsun diye Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordusuyla çarpışacak diye ordu eski Malatya'da birleşti ve onun üzerine eski Malatya'daki oturan kişiler bu şimdiki oturduğumuz Malatya yazlık evleri, aspuzu derler o zaman, buraya taşınmışlar ve burada kalmışlar. Burası da tabii 150-160 senelik bir şey var yani, geçmişi var. Esas memleket yani Malatya olarak eski Malatya'dır.
Tabii bu 150-160 sene zarfında birçok değişiklikler oldu bu arada. Eskiden tabii 1942, 43, 44, 45, 46 yılına kadar kıtlık seneler, işte savaş zamanı, İkinci Cihan Savaşı filan. Onları ben hatırlıyorum. Karartmalar yapılırdı. Pencerelere işte perdeler çekilirdi. İşte Yunan uçakları gelirse işte şu renkte gelir. Bunlar gelir gelmez işte borular çalacak. Yani borular şu gördüğümüz fabrika, mesut fabrikasının bir borusu vardı yani. O boru hem Ramazan'da kullanılırdı hem de böyle tehlikeli bir alarm şeklinde kullanılırdı. Bir de Yeni Cami, Malatya'nın Yeni Camisi var biliyorsunuz. O Yeni Cami'nin iki tane minaresi var. Bir tane de yanında yarım minare var. O yarım minarede boru vardı. Ramazan'da o boru öterdi yani, bağırırdı. İşte iftar açacaklar, iftar açarlardı. Veya iftarın bittiği, sahurun bittiğini haber ederdi. Ondan başka da meydanda top patlatırlardı. Yani bu gibi bir şeyler vardı o zaman. Tabii böyle televizyon falan şu bu yok. Tabii radyo da yok. Sonradan radyo işte geldi, yine hatırlıyorum. Radyo geldikten sonra yani Ağa Radyosu diye bir radyo. Yani büyük tahtadan yapılmış bir radyo. Büyük, içinde aletleri çok büyük. Herkes de yoktur. Bir evde varsa işte bütün komşular o eve toplanıyor, haberleri seyrediyor, dinliyor. Bunun dışında tabii Malatya'da tek bir lise vardı. Adıyaman Malatya'ya bağlıydı o zaman. Bütün gazalardakiler, mezun olanlar Malatya Lisesi'ne gelirlerdi. Şimdi bu Malatya Lisesi dediğimiz yer, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olduğu yer. Orası Malatya Lisesi'ydi. Hem ortaokul vardı hem de mevcut Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olduğu yer. Şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olduğu yer, o bina. Hem ortaokul hem lise. Onun dışında ticaret lise okulu vardı. Ticaret okulu da büyük çarşı, derme okulu yanında büyük çarşı var. O büyük çarşının olduğu yerdeydi ticaret okulu. Hem ortaokulu hem lisesi. Lisesi Yeşilyurt Caddesi'ne açılırdı. Ortaokulu da bu tarafta büyük çarşı tarafına açılırdı. İki katlı kerpiç bir binaydı yani. Bir de sanat okulu vardı tabii. Sanat okulu bu parkın yani İnönü Parkı yani Ordu Evi'nin karşısında olan parkın bitiminde, parkın son kısmında sanat okulunun yeri başlardı. Orada sanat okuluna gidenler 2 sene sanat enstitüsüydü o zaman. Köy enstitüleri 2 seneydi, sanat enstitüsü de 2 seneydi. Ortaokulundan sonra 2 sene sonra sanat enstitüsünü bitirirlerdi. Şimdi o parkla arasında sanat okulu arasında boşluğa teyarenin kanatlarını getirmiş koymuşlardı. Uçak kanatları. Bunları nereden getirmişler? Kayseri'de uçak fabrikasını bozmuşlar. Kapatmışlar. Nuri Demirag diye bir girişimci uçak sanayini Türkiye'de kurmak istiyor. Kayseri'de kuruyor. Biz o zaman 1950'de şeye girerken işte bu Birleşmiş Milletler'e işte Amerika filan onlarla istibat kurduktan sonra bu uçak fabrikasını istememişler. Lüzum yok. Bunu biz istemeyiz. Biz size veririz uçağı diyerekten o fabrikayı bozmuşlar. O fabrikanın imal ettiği bütün uçakları parça halinde böyle sanat okuluna şuraya buraya göndermişler. Yani o uçak sanayi orada kalsaydı şimdiye büyük bir fabrika olacaktı. Yani belki de biz Amerika'yla rekabet edecektik. Hani o zamanki dar görüş nasıl olduysa böyle bir şey yaptılar. O sanat okulunun şeyleri
talebeleri o parçalardan, işte uçak parçalarından götürürlerdi. Orada bir şeyler yaparlardı yani, pratikte çalışırlardı. Geldi geçti benim ömrüm, geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kıymatın bilmedi, bir kuş gibi uçtu göçtü, ömrüm kıymatın bilmedi. Belediye başkanları Malatya'da gelenler yani bir şeyler yapmaya çalıştılar. Fakat köklü yapanlar oldu yani, böyle köklü, kökünde bütün meseleye el atanlar da oldu. Şimdi bu mesleğin içinde olanlar ve o mesleği iyi icra etmeye çalışan kişiler gerçekten de güzel yaptılar mesela. Bundan önce gelen belediye başkanları o zamanki imkanlara göre çalıştılar, yapmaya çalıştılar. Fakat bazıları da yapamadılar. Etrafına bıraktılar yani. Etraflardaki işte mavindir, müdürdür, şudur, budur. Yani onların şeylerine göre hareket ettiler yani. Böyle inisiyatifi almak istemediler. Yani ne şiş yansın, ne kebap yansın gibilerinden. Gelen bütün bu şeyleri, paraları yerli yerince harcanmadı. Evet harcandı ama başka yerlere harcandı yani. Böyle göz doldurucu bir şey olmadı. Şimdi bugünkü bu trafik problemi Malatya'da, geçmişte yapılan hatanın bedelini çekiyoruz. Nedir o hata? Bir kere bu binaların tamamı yapıldığı zaman ruhsat alınıyor. Bu ruhsat alındığı zaman otogarajları koyuyorlar binaların altına. Bu otogarajları hiçbir zaman yapılmadı. Belediyeye götürüp işte bir miktar para yatır, otogarajından çıkart, dükkan olsun. Otogarajından çıkart, mesken olsun şeklinde hareket ettiler. Ve şimdiki bu keşmekeşlik aynen devam ediyor. En birinci problem, en büyük problemimiz trafik problemi. Belediye. Belediyenin bunu bizzat halletmesi lazım. Trafik çok önemli bir şey yani. Artı bunu yani olur olmaz yerlerde park eden arabalar, esnafların kendi hizasını bırakıp dışarıya taşması. Mesela dükkanının önünü de kapatıyor. Yani orada herhangi bir şey kendine aitmiş gibi herhangi bir arabanın vasıtanın geçmesine engel oluyor yani. Mesela nakliyat ambarları var. Kamyon, koca kamyon yaraşıyor oraya. Mal indirecek. Mal indirecek ama arkadaki bir sürü araba onu bekliyor. Bu olay çok önemli. Trafiği tıkatmışlar yani. Trafik ölmüş. Şehir içerisinde dolmuşlar. İstediği yerde indirip istediği yerde bindirmeye şey yapıyorlar yani. Yanaşıyorlar. Dur burada dediğin zaman duruyor. Halbuki orada durmaması lazım. Birisi el edince hemen duruyor. Yani durak yeri bellisiz. Arkadaki arabaların tamamı akışı önlüyor. Tamamı olduğu gibi duruyor. Bir şey yapamıyorlar. Tabii belediye olarak daha yeni geldiği için bunları hep el atacak zannımca Selahattin Bey. Düzeltmeye çalışacak. Biliyor yani şeyi, arızaları biliyor. Şimdi tabii en önemli şey de yollardır. Yolları da eskiden yol falan yoktu. Şimdi Malatya'dan Sıtma Pınarı'na kadar tozlu, torpaklı bir yoldu. Hani ben Malatya'dan Sıtma Pınarı'na, şehir merkezinden Sıtma Pınarı'na gittiğim zaman sanki buradan Arapköy'e gitmiş gibi oluyordum. Oo hoş geldin falan gibi. Hani sanki bir ayrı bir memlekete gitmişiz gibi. Öyle bir şey vardı yani. Şimdiki bu zamanda tabii düzeldi. Yolları tertemiz yaptılar. Birleşti. Araya mesafe de kalmadı. Şimdi bu kazalarla, yeşil yurtla falan aramızda herhangi bir şey kalmadı.
mesafe kalmadı. Yani hemen hemen Yeşilyurt'ta oldu Malatya, Tecre'de oldu Malatya. Yani hepsi mahalle oldular. Devam ediyor. İyi tabii, güzel şey de nüfus artışına göre tabii bu normaldir yani. Bazı şeyleri yerine getirememek de olabilir ama ileride yerine getirmek. Gençliğimde boksa çalıştım. Yüzmeye çalıştım. Birincilik aldım Adanalıların karşısında. Boksa çalıştım. Eski hükümetin arkasında, yani hükümet binasının arkasında CHP binası vardı. O binanın arka kısmında, boşlukta Boksör Raci diye bir antrenörümüz vardı. O bize boks çalıştırıyordu. Boksa çalıştım. Ondan sonra yüzmeye bu fabrikanın havuzunda devamlı yüzerdik. Bunun dışında da yani daha önceleri işte Tecdere Gölü vardı. Mesela o göle yıkanmaya giderdik. Elektrik Gölü. Bu elektrik gölü Mesutat fabrikasına ait elektrik elde eden bir şey, tesis. Oradan artan elektriği de Malatya'ya verirlerdi. O göl bayağı bir manzaralı, etrafı ağaçlı güzel bir yerdi. Onun dışında Orzu Pınarbaşı'na giderdik. Orzu Pınarbaşı'na gitmek de ile bir adamın işi değil. 3-5 tane birleşmeden gidemezdik. 5-6 kişi birleşeceğiz, gidek. Başka türlü olmaz yani. Tek başına gidemezsin. Böyle. Tokma Nehri'ne giderdik. Tokma Nehri'nde yıkanırdık. Fakat oraya da gidiş geliş yayan. Yaya. Gidişi belki bir kamyona binerdik. Yani kum kamyonlardan birine ama gelirken yol rampa olduğu için kamyonlar da kum yüklü olduğu için durmazlardı, bizi almazlardı. Öyle yaya gider gelirdik. Orzu Pınarbaşı tek bir ağaç vardı orada. Hiçbir şey yoktu. Yani bu içindeki göl şey yoktu yani, göl böyle öyle bir şey yoktu. Sadece su çıkar akar giderdi. O ağacın dibinde bir gölgelik olurdu. O gölgeliğe eşyamızı falan koyduk, yıkanırdık. Bir de kayaların dibine şeydi, büyük kayalar vardı. Fakat o kayaların dibine de ekseri yılan oluyor. Hani yılandan çekindiğimiz için kayaların dibine pek itibar etmezdik. Yakın zamanlarda işte yapıldı oralar. Bir baraj yapıldı oraya. Baraj yapıldı. O baraj yapıldıktan sonra orası bir mesire yeri oldu. Güzel oldu. Bu taraftaki öndeki göl, onu da güzel mesire yeri yaptılar. Sonra Malatya Spor'un tesisleri kuruldu. Ve orada bir mesire yeri şeye, Malatyalılara kazandırılmış oldu yani şu an. Için. Şimdi daha önce bizim mesire yerlerimiz çoktu. Mesela şimdiki içme suyunun geldiği Gündüz Bey'in Pınarbaşı. Orada havuz havuzdu böyle. Havuz havuza boşanırdı. O havuzların içinde yıkanırdık biz. Yani o içme suyu değil. İçme suyu borulan alırlardı. Fakat o fazla olan suyu havuzdan havuza şey derlerdi. Oraya da gidip gelmek bir mesele. Otobüs işlemez, araba işlemez. Ancak at arabası veya payton. Onlarla giderdik. Yani veyahut da yaya giderdik yani. Öyle. Zaten bizim mektep zamanı, okul zamanı yani. Sabahçı, öğlenci diye bir şey yok. Şimdiki bu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olduğu yerde hem lise var hem ortaokul var. Dışarıdan gelenler, yani bu etraftaki işte Tilek'ten, Tecde'den, Yukarı Manazı'dan, Yeşilyurt'tan, Gündüz Bey'den gelenler, Bulguru'dan gelenler, köylerden gelenler hepsi yaya gelir giderlerdi.
ya yiyeceklerini de kumanyalarını yani böyle torbaya koyarlardı. Gelirlerdi. Akşam oldu mu geri kafil halinde aynı köye giderlerdi. Yani veya da geldikleri yere giderlerdi. Yani bir vasıta yok. Öyle çocuklar için iki gibi evde bırakıp eve alacak şeklinde öyle bir durum yok. Böyle bu şekilde okudular yani çokları. Şimdi arkadaşlarımız eski şeylerden mesela ilkokulda 5. sınıftaki olan arkadaşlarımızın birçoğu evliydi. Mecburi okuma mecburiydi yani. Okuma yazma mecburiydi. Evliydi. Bizi 1. sınıfa gittiğimiz zaman bizi o evli arkadaşlar büyük 5. sınıftakiler bizi tutup onu atarlardı, onu tutup bizi atarlardı. Yani bizi atıp tutarlardı. Öyle ki baba git adamlardı. Sakal tıraşı oluyorlardı yani. Öyle. Şimdi o zaman da o dediğimiz kişiler hocalardan öyle bir çekinirlerdi ki biz de onlardan çekinirdik. Büyük. Şimdi büyüğünü bilme, küçüğünü bilme. Neye çalışacaksın? Büyüğünü de bileceksin, küçüğünü de bileceksin. Şimdi hocalar müthiş bir şey var, disiplin var. Döver mi? Yok. Ama hocanın ağırlığı var. Ama ceza da verdiği zaman iyi bir ceza verirdi yani. Şöyle parmaklarının ucuna tutardın, oraya değnek de vururdu. Ha, eve geldiğimiz zaman da böyle oldu dedik mi, oh iyi olmuş babam dedi, az vurmuşlar. Okuldan kaçmıştık bir gün. Gittik, dolaştık, bolaştık filan. Akşam gelmiş babam bakmış şeye, bir şey yok defterde. Nereye gittin? İşte şu bu anladı tabii. O böyle mürekkep var. Mürekkep. İçine böyle şey sokarlardı, hokka kalem derlerdi. Sokar, yazı yazarlardı. O hokkadan mürekkep çıkarttı, yüzüme gözüme sürttü. Sabahleyin götürdü okula beni. Dedi ki ben cezasını verdim dedi. Eti size gemiye bana dedi. Yani öğretmen dövmüş, öğretmen vurmuş veya öğretmen kızmış. Bunlar hiçbir dava olmadı yani biz görmedik yani. Evet dövülmesi iyi bir şey değil ama o zaman da imkan oydu yani. Evet, şartlar öyleydi yani. Hocalardan çekinirdik. Mesela sigara içmek için ta giderdik şeylere, yazılara, yabanlara. Her okul öğretmeni her talebeden sorumlu. Ben efendim Sümer okulunun şeyi talebesiyim. Sen Banazır'ın öğretmenisin. Bana karışama öyle bir şey yok. Kulağını çeker bükerdi hemen. Hani öyle. Öyle bir zamanda yani. Ağırlığı olan bir zamandı. Ve bu şekilde de yetiştiler. Ortaokuldan sonra mesela ortaokul Malatya Lisesi'nde okuduğumuz zaman biraz yaramazlık yaptık tabii. Sınıfta kaldık. Sınıfta kaldıktan sonra bizim arkadaşlar o bir sınıflara geçti. Ondan sonra belge aldım. Belge aldım. Şimdi belge aldıktan sonra yeniden hep bütün imtihanlara gireceksin. Sınıfta kalırsan da mesela resim dersinde sınıfta kaldın. Öbür sene yeniden bütün derslerden gireceksin. Yani verdiğin dersten kurtarma yok. Yeniden bir daha gireceksin. İşte onun yüzünden belge aldık yani. Mesela bir resim hocamız vardı. Ondan çok çekinirdik. Allah rahmet etsin. Saadet Hanım. Onun dersinden çekilmemiz şu. Resimden sınıfta kurdu. Resimden sınıfta kaldın mıydı? Bitti. Seneye bir daha bütün derslerden imtihana gireceksin. Verdiğinden kurtulma diye bir şey yok. Tabii birinci orta birden gittiğimiz zaman bizim arkadaşlar işte rahmetlik oldu çoğu. Şahin Akıncı vardı. İsmet Arpacı vardı. Cahit Kurdal vardı. Bunlar bizim birinci orta birden sınıf arkadaşlarım benim. Ben tabii sınıfta kaldım, belgeledim. Onlar da kaldılar. Yaramazlık çok yapmıştık demek ki. Ondan sonra orta 2'ye gittik, orta 3'e geçtik. Orta 2'ye gittikten sonra bizden 2 ise 3 yaş küçük olanlarla okuduk. Fakat tabii onlar da
bizim arkadaşımız tabii, aynı sınıfta okuyoruz. Şimdi birçoğunu yani o şekilde tanıdığımız kişiler işte. Bir Tayyip Yaşar Hocam var, o İsmet Gökuç var, ondan sonra Hasan Celal Güzel, rahmetli oldu. Bunlar hepsi bizim okul sınıf arkadaşımızdı. Şimdi eskiden derlerdi ki yani, şimdi yine de aynı soruyu soruyorlar. Ya diyorlar işte efendim filanı nasıl tanırsın, şunu bunu nasıl tanırsın? Ya biz şimdi tek bir okul olduğu için hep birbirimizi tanıyoruz. Başka yok ki. Adıyaman da geliyor burada okuyor. Gazalar da geliyor burada okuyor. Ortaokulu bitirdi, bir liseyi. Metin Emeroğlu mesela. Ondan beraber aynı devam ettik, okulu bitirdik. Ortaokulda sonra ben bir olaya karıştım. Okuldan attılar bizi. Artık aynı okuldan atılınca başka okula gidemiyorsun. Elazığ'a gittik. Elazığ'da Kazım Baba diye bir şey var. Şeyh var. Bunun evinde kaldım 2 ay, 2,5 ay kadar. Orada lise 1'e gittim. Fakat olmadı, uymadı. Geri geldik Malatya'ya. Ondan sonra arkasından ben, abim İstanbul'da şey yapıyordu. Yedek subaylığını yapıyordu. Beni İstanbul'a aldı. İstanbul'da Deniz Harp Okulu'na imtihana. O zamanki imtihan da şu. Yüzme imtihanı. Yani öyle şimdiki gibi böyle sadece spor. Kaydımızı yaptırdı oraya. Deniz Harp Okulu'na. Oraya kaydımızı yaptırdıktan sonra rahmetlik annem buradan devamlı telefon açıyor. Oğlum denizde mi olacak, bilmem ne olacak, şu bu. Denizci diye, Deniz Heybala'da deniz okuluna işte kayıt olacağız. Deniz Lisesi. Şimdi ikide bir telefon açıyor. Tabii abim bundan usandı. Annem postaneye gidiyor. Eskisi gibi böyle cep telefonu falan yok. Postaneye gidip telefon ediyor. Orada saatlerce bekliyor. Ondan sonra abim de oradan postaneye işte gidiyor. İstanbul'dan. Oğlumu gönder. Ya abim gitmiş İstanbul'a. O bir küçük yolunu da oraya gitmiş. Kimsesiz kalmışlar onlar. Neyse. Olmadı. Geri geldik. Bu sefer ticaret lisesine. Ticaret lisesinde liseyi bitirdik. Üniversite yüksek ticaret Ankara'ya gittik. Orada o zamanki Yüksek Ticaret İktisat Ticari İlimler Akademisi'nin yani ilk başlangıcı yüksek ticarettir. Sonradan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oldu. Oraya kaydolduk. Fakat bazı sebeplerden dolayı işte şey edemedik yani. Kalamadık çünkü çalışmamız icap ediyordu. Malatya'ya geri döndüm. Ve muhasebeci abimin yanında çalışmaya başladım. Abim vefat ettikten sonra ben devam ettirdim. Ben de ayrıldım. Şimdi çocuklar devam ediyor. Benim çocuklarım devam ediyor. Eğlence kültürü şimdi Malatya'da düğünler herkesin bağında bahçesinde olurdu. Yani şimdiki gibi düğün salonu bilmem ne bunlar yok. Bir gün, iki gün evvel durumuna göre, maddi durumuna göre şey eder. İşte davul çalmaya başlardı Cuma'dan. Cuma'da davul çalmaya başlardı. Maddi durumu eğer elverişliyse iki gece, üç gece düğün yaparlardı. Yani elverişliyse. Bahçelerde yemekler çıkardı. Gazanlarla yemek çıkardı. Ve düğün yapılırdı. İşte sünnet düğünüyse kivreler gelirlerdi. Sünnet şeyi olurdu. Yapılırdı. Ondan sonra eğer evlenme düğünüyse gelin eve getirilene kadar şey olurdu. Devam ederdi. Şimdi o zamanki düğünlerde köçekler vardı. Köçek. Yani düğünlerde oynayan erkek köçekler. Erkek köçeklere oynayanlara köçek derlerdi. Şimdi köçekler oyun oynardı. Kadın kılıfetine girerlerdi. Hani öyle bir şeydi, değişiklikti yani, değişiklik vardı.
Şimdi bunun dışında tabii eğlence olarak sinema vardı, iki tane. Nerede? Üç tane işte yazlığı vardı. Şimdi bir tanesi şehir sinemasıydı, biri de İstanbul sineması, bir de Şark sineması vardı. Bir tane sonradan Ar sineması diye biri açıldı. Bu şehir sinemasıyla İstanbul sineması karşı karşıya şeyde, Hüseyin Bey Köprüsü'nde. Hüseyin Bey Köprüsü Gazi Okulu'nun bitişi oluyor yani orası. İstanbul sineması. O zamanki duruma göre işte bu Amerika'nın filmleri gelirdi. Şapkası kafasından düşmeyen kovboylar. Birbirleriyle işte vuruşurlar, şapkaları kafasından düşmez, sessiz. O filmler gelirdi. Onun dışında parkta yani. Parkta perde gelirlerdi. O perdeye sinema aksettirirlerdi yani. O sessiz sinemaydı. İlk açılışı işte Ankara sineması yazlığı. Şimdiki Akçadağ garajının posterlerin yan tarafında Akçadağ garajı vardır. Bir de hani daha önce söyledik ya, ticaret okulu bu şeye geldi. Şimdiki yerine geldi. Gazi Okulu'nun karşısına geldi. Onun kaldığı yerde de bir sinema açıldı. Yazlık sinema. Orada da bir sinema vardı, yazlık sinema. Tahta böyle şeyler yapmışlardı. Onun üzerine otururlardı. Yani öyle bir lüks bir şey yoktu. Filmler de sabahtan başlardı. Yani kapalı olan şeylerde, sinemalarda, açık yazlıklarda değil. Sabahtan başlardı, gece 12'ye kadar devam ederdi. Aynı film bir daha devam eder, bir daha devam eder. Gece 12'ye kadar bir bilet al, içeri gir. Gece 12'ye kadar devam et. Şimdi şehir sinemasına o zaman Celal Bayar Cumhurbaşkanı iken biz de okuldaydık. Gittik. Gittik. Birden şey yandı, lambalar yandı, içeri askerler bastı. Daha önce sinemada Celal Bayar'ın resmini gösterdi. Resmini gösterdi. Yok dediler talebeler. 50'li yıllar. Onun üzerine geldi Celal Bayar da Cumhurbaşkanı olmuş, Adnan Menderes Başbakan olmuş. Polis görevlileri vardı, jandarma. Polise yardımcı görevliler, polis görevlisi, PG yazardı. Onlar geldi, bastılar içeriye. Ben hemen alttan şeye doğru makine dairesine çıktım. Makine dairesine çıktım. Orada bana dedi ki, hemen makinisti tanıyordum, Aydın diye birisi. Dedi ki, ama şu şeyi al da sar. Gelip seni de götürmeyeler. Şimdi oraya, o sıramayı seyreden 8-10 kişi, o filmi seyreden, hepsini topladı götürdüler. Hepsini okuldan attılar. Bir yuh etmişlerdi. Sadece bir yuh. He, bir yuh. Sadece bir yuh. Çünkü hep şey oldu, okuldan atıldılar. Bir kısmını hapsettiler. Hani öyle gitti. Hani öyle bir şeyimiz var. Başka tabii zorluklar oluyordu. Bir ara İsmet Paşa'nın İnönü'nün hükümet binasının önünde biliyorsunuz şey var. Büstü var. Onu jandarmalar, askerler geldi, üzerine şey attı, halat attılar ki devreler. Biz talebeler bırakmadık. Bırakmadık ve vazgeçtiler, devremediler, gittiler. Yani orada belki gençlik böyle haksızlıklara karşı şey derlerdi. Şimdiki gibi böyle mesela yapılan işleri görmek lazım. Yani şimdi şu anda biz cennette yaşıyoruz. Ama bunu bundan kaç sene önceki yaşayanlar bilmezler. Şimdi sofraya oturuyorsun 5-6 çeşit yemek. Bir çeşit, zengin de olsan bir çeşit. Öyle 35 çeşit, 3 çeşit şu yok öyle bir şey. Önüne ne koysa yiyeceksin. Çünkü kıtlık da var. Kıtlık senesi mesela, ekmekleri karneyle veriyorlardı. Asri fırın diye bir fırın vardı. O asri fırında muhtarın verdiği şeye göre ekmek alıyordum. Ekmek alıyordum. Ben iyi hatırlıyorum bunu yani, kıtlık senesini. 1900 işte tabii 40'ta başlamış ama onu hatırlamıyorum ama 45'e 44, 46'yı hatırlıyorum yani, 47'yi hatırlıyorum yani 7 yaşında, 6 yaşında. İyi hatırlıyorum.
mesela o zaman ben şeye gidiyordum, gazi okuluna gittim. Hafize Hanım bizim öğretmenimizdi. Hafize Özal. Türküt Özal'ın rahmetlik. Orada bir hikaye okuduktan sonra ben Derbe okuluna gittim. Derbe okulu da şimdiki şeyde Büyük Çarşı'nın orada biliyorsunuz. Oradan mezun olduk yani. O Derbe okulunda mezun olduk. O okula gider gelirken hükümet binasının önünde Eşkıya Bozoğlu diye birini asmışlardı. 3 tane dar ağacı dikmişlerdi. Adamın oraya asmışlar, işte 2 gün o cenaze orada kaldı. Gelen giden herkes seyretti onu. Hani o şimdiki o köşede gazeteci kulübesi var biliyorsunuz. Hükümet binasının önünde. O kulübenin tam oraya, orada çam ağacı, şey ağacı, çınar ağacı var. Oraya koymuşlardı. Yani ibret alem için yapılıyordu yani onlar. Evet, kimse şey etmesin. Herkes kendi yerini bilecek. Yani öyle yanına kar kalmayacak. Bu böyle. Bir saygı, sevgi, sempatimiz var. Ama şimdikilere bakıyorum, ben büyüklere karşı sempati yok, sevgi yok, saygı yok. Ha, büyükler mi? Büyükleri de içinde şeyleri var. Onlarda da şey yok. Hani, çünkü görmemiş ki yapa. Şimdi kurt ne yapar? Atasından gördüğünü yapar. Değil mi? Kurt atada görmediği, babasında görmediği, babasının annesini kendine vermediği bir şeyi yapabilir mi? Yapamaz. Şimdi bir insanın yetişmesinde en büyük şey önlem baba ve annenin şeyinde yetişmesi. Babası olmayana yetim derler, annesi olmayana öksüz derler. İkisi olmasa hiç olmaz. Ama biri olmasa, öbürü olursa olabilir. Şimdi bilmiyorum artık. Baba terbiyesinden biraz uzak kalanlar var, öyle sapa seyip gezenler var. Yani çok şeysiz bir zamandayız. Benim hiç hoşuma gitmiyor yani bu zaman. Ama inşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Tabii etrafımızda bir sürü düşmanımız var. Memleketimizi, milletimizi Allah korusun. Bu hükümetimizi, devletimizi Allah payidar etsin. Ya milletin başına gelecek, işte bu böyle şu durumlar var. Yani bunu kim bir sene önce diyebilirdi ki böyle bir şey olacak, bir hastalık gelecek, böyle yapacak, şöyle yapacak. Bak düşmanımız belirsiz. Kim düşman yok. Mikrop da yok. Virüs var ortada. Elle tutulan, gözle görülen bir şey yoktur. 1960 yılında Asya gribi diye bir grip geldi. O zaman her mahallede 4 kişi, 5 kişi öldü. Asya gribi. Evet, evet. Öldü. Fakat bu kadar şey olmadı yani. Bir sene sürmedi, dağıldı. Şimdi devlet başta. Ya devlet başta, ya kuzgun leşte derler yani. Ya devlet başta, ya kuzgun leşte. Bu çok büyük bir laf. Şimdi devletin çıkarmış olduğu bazı şeyler var. Uymak mecburiyetindeyiz arkadaş. Her yere bir baş lazım. Ailenin bile babadır. Bir şehrin valisi vardır. Belediye başkanı vardır. Bir devletin de başı vardır. Devlet idare eden bir şey, hükümet vardır. Sen ben hükümete uymam, şuna uymam, buna uymam. Neye uyacaksın sen arkadaş? Hükümetimiz, devletimiz var olsun. İşte gereken şeyleri yapıyorlar arkadaş. Daha ne yapsınlar? Eğer bundan 50 sene, 60 sene evvel olsaydı millet acından ölürdü. Hani bu, şimdi bu hastalık 50 sene, 60 sene evvel gelseydi millet acından ölürdü. Birbirini yerlerdi. Niye? Filmlerde görüyorsunuz işte uçak düşüyor bir yere, havadaki uçak düşüyor bir karlı dağların üzerine. İçindeki şeyler
yolcular birbirlerini yiyip duruyorlar. Aç kalırsa ne olacak? İşte böyle. Hani durum bu. Kanal boyunu sonradan açtılar. Daha önce Derme Deresi diye bir dere vardı. Şimdi o Derme Deresi Tecde'den geçer gelirdi şeyden. Bu emeksizin oradan en son o emeksizin o köşede bir şey kurulmuş, saat kulesi. Orada evler biterdi. Okul da var orada. İlkokul var. Atatürk İlkokulu. Orada evler biterdi. Onun karşısı mezarlıktı. Yani şimdiki Turan Emeksiz Lisesi'nin karşısı mezarlıktı. Mücelle mezarlığı. O mezarlığın alt kısmından gelirdi. Evlerin altından Mücelle'den bu şeye gelir, Kerneğin. Oraya gelir Kerneğin. Kernek de o zaman böyle bahardan bahara su çıkardı. Kernek patladı mı derlerdi. Güzel doğru da kesilirdi o su. Demek ki hazinesi aşağıda akıyor. Fazlasını yukarıda veriyor. Şimdi kernek patladı derlerdi. Millet toplanırdı oraya, o kerneğe giderlerdi. Kerneğin o suyun etrafında şöyle bir havuz vardı, büyükçe bir havuz. O havuzun etrafı ağaçlıktı, güzel. Python, ondan sonra at arabaları, atları getirir orada yıkarlardı. Hatta bazı zaman onları yıkamadığı zaman şişirme yapardık taşlardan, biz yıkarırdık. O su aşağı doğru akar. Fuzuli Caddesi'nin altında gider, ta şeye kadar. Yeni caminin oradan geçer, belediyenin o otobüs durağının oradan geçer. Halen akıyor o su. Halen akıyor. Evet, tabii o Fuzuli Caddesi'nden altından akıyor o su, dere. Akar öyle gider, Çarbuzya'ya gider. Ha, öbür su da Tecde'den çıkan gelen su. O Kerneğin alt kısmında yani beş konakları biliyorsunuz. Beş konakların alt evleri. Yani beş konakların alt evlerinden girer. Fuzuli'den çıktıktan sonra sola dönüyor ya, geniş bir yer orada var. Beş konaklara dönünce. Oradan evlerin altından girer. Ve Tekke Camisi, şimdiki Tekke Camisi dediğim şu, yani bir Hüseyinbey Köprüsü, Tekke Camisi derler. O caminin altından geçerdi, giderdi statümü karşısında o yeni kanalla birleştirdi, aşağı değirmen çalıştırırdı, orada bir değirmen vardı. O su değirmen çalıştırırdı orada. Şimdi Tekke Camisi'nin içine geçen bu dere, o Tekke Camisi'nin yan tarafından, o Tekke Camisi'nin arka kısmında bulunan İstanbullu oğlu Hamdi'nin konağının önünden geçer ve o evlerin altından giderdi. Ha, bu geçtiği zaman bu dereler, herkesin evlerine birer karık bağlanırdı. Karık. O karıklar temiz suydu. Temiz. İçecek su. Kimse o karığa bir şey dökmez. Buzdolabı mı? Yok buzdolabı. O buzdolabı işte o karığın üstüne böyle bir şey koyardı. Altına yemeklerini koyardı. Buz gibi kalırdı o. O karıklar böyle evlerin içine geçerdi. Bizden size, sizden ona öyle geçer giderdi ama kimse kirletmezdi o karıkları. Şimdi evlerin su ihtiyacını da köşe başlarında birer tane pompa koymuşlardı. Pompaları. Çeşme pompası böyle elle çalışan. Evlerde su yok yani. Tek başına bir evde su yok. Pompaları doldururlardı stillere, kovalara, alır götürürlerdi evlerde, içerlerdi o. Şimdi Tekke Camisi'nde yukarıdan gelen, işte bu köylerden, şuradan buradan gelenler, köylüler, affedersin katırlarla falan gelirlerdi. O Tekke Camisi'nin yan tarafında bir boşluk, şehir sinemasının arada bir boşluk var. Tekel ambarı oldu sonradan. Oraya hayvanlarını bağlarlardı. O Tekke Camisi'nde yemek çıkardı öğlende. Öğle yemek çıkardı. O yemek nasıl çıkardı?
Şimdi Tekke Camisi'nin imamı çarşıya inerdi. Oradaki çarşıdaki bir herhangi bir tüccar gizlice buna tutar para verirdi. Derdi ki hocam, yarınki yemeği de benden ver. İşte öbürüsü de başka bir esnaf da derdi ki hocam, işte öbür günkü, salı günkü yemeği de benden ver derdi. Parasını verirdi. Hoca onu şeyini yapardı. Ayarlamasını yapardı. Orada her gün bir yemek çıkardı yani. Öyle de bir yemek, bir kazan yemek çıkardı. Herkes gider yerdi. Köylüler yerdi, aç olan yerdi. Hatta biz de çoğu zaman ortaokulun bahçesinde oyun oynardık. Gider acıkırdık, orada yerdik yani. Böyle. Bu şekilde devam etti. He, bu şekilde devam ediyordu yani. İmaret bu işte yani. Yani he. Şimdi bu şeyler tabii yüklü katırlara, affedersin, şeyleri, odunları yükleyip getirirlerdi. Şeye, çarşıda satarlardı. Ondan sonra o karşılığında işte ne şeker, meker, tuz neyse alır, geçer giderlerdi. Ha, eğer gece yatacaklarsa hanlar vardı. Han vardı. Hanın bir karşı tarafında, affedersin, hayvanları bağlarlardı. Bu tarafı da yüksekçe böyle tahtadan yapılmış yüksek bir yer. Kilim serilmiş. Kendiler de bu karşıda yatardı. Hayvanlar da karşıdaydı. Ne zaman isterse kalkar hayvanlar alır çıkar giderdi yani. Han. Bunların handı yani. Saman pazarında ekseri. Saman pazarı dediğimiz yer de şimdiki bu Sinan Oteli'nin karşısı yani. O Vahikiki bina kurmuşlar ya. Onun yanındaki boşluk. Orası eskiden saman pazarıydı. Saman pazarı. Şimdi saman pazarı desen kimse bilmez orayı. Su taksinin olduğu yer yani saman pazarı. Orada çarşıda yerler, herkesin yeri belliydi çarşıda yani. Mesela Bakırcılar Çarşısı ayrıydı Aras'ta. Sebzeciler Çarşısı, hal binası. O hal binası yoktu o zaman. Şimdiki hal binası. Beni tarafta galera vardı. Galera. Galera üstü örtük, yanları açık. Herkese bir yer verilmiş. Sebze pazarı. Şimdiki neresi diyelim? Şeyden aşağı indiğin zaman yani şey, o Kunduracı Pazarı'nın arka kısmı. Orada galera dediğimiz yerde sebzeler hep orada vardı. Sebze, domates, biber, her ne alırsan orada. Orada ihtiyacını görür, evine gönderirdi. Çünkü oranın şeyi vardı, müdavim hamalları vardı. Onlar evleri bilirdi yani. Sen tarif etmene lüzum yok. Evini bilirdi, verirdin parasını alır götürürdü. Kasap pazarı vardı. Şimdiki o şey, Çınarlı Cami dedikleri. O caminin yan tarafında hani eski ayakkabı tamircileri var ya, orası kasap pazarıydı, karşılıklı. Kasap pazarıydı. Onun yan tarafı demirci pazarıydı, kelleci pazarıydı. Bu taraf, daha ön tarafı vakıf işkanının olduğu yer camiydi. Şimdiki vakıf işkanı, yeni caminin karşısındaki camiydi orası, Çınarlı Camiydi. Yani çoğu kilisenin olduğu yer değil, o eskicilerin olduğu yerdeki bir cami var ya, Çınarlı Cami diyorlar, orada değildi. Çınarlı Cami, şeyin, yeni caminin yanındaki vakıf işkanının yeriydi. Orası Çınarlı Camiydi. Bitişinde de şey vardı, Bedesten. Kapalı çarşı. Taştan yapılmış kapalı çarşı. Şimdi herkes ne alacaksa mesela ona göre o pazara giderdi. Eskici pazarı saman pazarındaydı. Delal pazarı saman pazarındaydı. Bakırcı pazarı aşağıda. İşte bakırcılar hepsi bir arada. Tang tung. Böyle bir oraya girdin mi tamam. Hep takırtı tukurdu gelirdi yani. Kerestacı pazarı. O da yan tarafındaydı. Tabii o zaman bizim bu azınlıklarımız vardı. Yani Ermeni vatandaşlar. Şimdiki Çavuşoğlu'da otururlardı. Çavuşoğlu Mahallesi'nde. Bir de hal binasının yan tarafındaki sokakta otururlardı. İşte zamanla onlar gittiler işte sağa sola da şey oldular. Sanatkarlardı. Onların hepsi sanatkardı. Demirci, bakırcı, yani araba motor ustası, mesela ayakkabı ustası, Leon usta vardı, garabet vardı. Yani çeşit çeşit
Lafya Köle Davut vardı. Tam Elazığ valisi gelirdi buraya, hanımıyla elbise yaptırırdı hanımına. Lafya Köle Davut'a. Hani böyle bir insan. Ha, ben muhasebeci olduğum için onun hesaplarını da, defterini de tutardım. Adam şeyle çalışıyor. Bankayla çalışıyor. İşte derdi ki, ya Ahmet Efendi, bizim bu işte hesabımızı yap da vergi ne kadar vereceğiz? Onu bilelim. Yapardım. İşte bankayla çalışmış. Düşerdik falan, gösterirdik. Derdi ki, sen bu kadar vereceksin. Derdi ki, kardeş bunu biraz daha fazlalaştır. Giderdi, gelirdi. Derdi ki, benimkini son güne kadar beklet. Pek. En son gün gelirdi, derdi ki, benimkini biraz daha fazlalaştır. Ya Lapyon Usta, sen işte haddini aştın. Vergi vereceğin bu işte. Daha bundan fazlası olmaz. Sen nasıl vergi, ben ne diye böyle yani yazım? Daha nasıl fazla ya? Vergi vermek istiyor. Daha fazla vergi vermek istiyor. Allah Allah. Şimdi kardeş derdi, şimdi de bizi bahane edersiniz. Dersiniz ki vergi az verdi. Ya böyle bir yapıda bir adam. Dürüst yani, iyilerdi yani. Nüfus müdürlüğünde bana bir yazı geldi. Acele nüfus müdürlüğüne gel. Olur dedim, çıktım gittim. Dedi ki, sizin dedi bir bacınız ölmüş dedi, kız kardeşiniz dedi. Şey doğmuş dedi. 1936'da dedi doğmuş. Dedim ki, valla böyle duydum dedim. Annem bana söyledi böyle bir şey. Ama bilemiyorum dedim. Dedi ki, o ne zaman öldü? Dedim ki, valla öldüğünü bilmiyorum. Ne doğduğunu gördüm, ne öldüğünü gördüm. Ben dedim, doğum yaşım belli, 900. Belli kaç yaşında olduğum belli. Peki dedi, çıktım geldim eve. Aradan bir 3-5 ay geçmedi, bir de baktım bir yazı geldi. Karakola gel. Polis bilmem kim. Tamam. Saat 8'de karakola gel. Çıktım gittim karakola. Buyur, ben istemişsiniz, evet. Dedi ki, sizin bir kız kardeşiniz varmış dedi. 1936 doğumlu, ne zaman öldü? Nüfus dairesinden bize yazı geldi. Siz cevap vermemişsiniz. Dedim ki, valla ben böyle bir ne doğduğunu gördüm, ne öldüğünü gördüm. Benim yaşım da müsait değil. Onu doğduğunu görmeye, öldüğünü görmeye. Adam yazdı, aynısını yazdı, gönderdi şeye. Nüfus müdürlüğüne. Aradan bir 3-5 ay geçti, yine bir yazı. Bu sefer şey, ihtarlı. Karakoldan ihtarlı. Filan polis memurunu göreceksin. Şeyli ihtarlı. Gittim. Gittim ayrı polis. Dedi ki, amca yine geldi bu yazı dedi. Sizi ben mevcutlu götüreceğim dedi. Hani kendi götürecek, ben oraya teslim edecek. Çıktık gittik. Gittik nüfus memuruna. Dedi, aha dedi, getirdim dedi. Tamam dedi. İfademizi aldı. Dedi ki, dedim kardeşim, ben doğduğum önce ben ne bileyim dedi, bu ne zaman doğdu, ne zaman öldü. Annem böyle böyle söyledi. O zaman kızamık mı, boğmaca mı, çiçek mi veyahut başka bir hastalıkta vardı öyle bir hastalıklar. Çünkü o hastalıklardan çok öyle vardı. Ölmüş. Ben görmedim de duydum bu kadar. Dedi ki, müdüre dedi şeyini, derdini anlat. Olur, müdüre gittik. Müdür bey, böyle böyle bir hadise var işte, bana dedi şahit getir. İki tane şahit getir. Dedim peki, şahitler getireceğim de yani kaç yaşında şahit getireceğim size dedim. 18 yaşında olması lazım dedi. Yani o öldüğü zaman 18 yaşında olacak. Hani ondan küçük adamın şahitliği kabul olmuyor ya. Mesela o abim şey, ablam Behice isminde 37'de öldüyse yani bir sene, bir buçuk sene yaşadı, öldü. O zaman 17 yaşında, 18 yaşında olması lazım. Getirdiğim şahit. Yani 1915 doğumlu olacak, 14 doğumlu olacak. Dedi müdür bey, ben bunu nerede bulam? Dedi bul, ben bilmem dedi onu, bunu dedi. Getirirsin, yazarız dedi. Ben gittim mezarlığa. O tarihte öyle şey olanlardan iki tanesini yazdım, getirdim. Dedi müdür bey, ha bunlar dedim. Nerede bunlar dedi, dedim sancaktar şeyde, mezarlığında. Allah Allah dedi, ölmüşler mi dedi. Dedim, sizin istediğiniz şahit ölmemesi mümkün değil, 100 yaşından aşağı olmaz. Ben dedim, doğmadığım zamanı bana soruyorsunuz. Bir de dedi, biz dedi mevzuat böyle dedi, şahit istiyorlar dedi.
Dedim vallahi ben ne şahitlik ediyorum, ne de doğduğunu gördüm, ne de böyle bir bacımın olduğunu bana kimse söylemedi. Artık şey oldum yani. Dedim bu eğer isterseniz abi bu şahitler orada dedim. Onları göster. İki tane ölü. Mezar taşında, o da birinin mezar taşında ikisi de şeydi, eski yazı yazılıydı. Eski yazıyı birine tercüme ettirdim. 1911-12'de şey olan, doğan. Yani böyle. Ha bu işte bir şey tabii, bu anlattığım bir ne derler ona, teferruat yani. Bizim teferruatlar şey çok, her tarafı da var. Mesela muhtarın haber veriyor, oturma. Ya muhtar ne bilir şimdi, kim girdi, kim çıktı bilmiyor, haber yok. Bir tek bir adam bir mahalleye kimin girip çıktığını bilir mi? Ama şükür olsun abi, bu yeni durumlara göre çok güzel şey yaptılar. Her şeyi netleştirdiler. Fakat bunları da yani netleştirdiniz, sağ olun, iyilik yaptınız diyerekten takdir edenler yok. Hep şey, tenkit. Bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Ya birini kötülemeyle sen iyi olmazsın. Yani birini kötüle ne olacak? Var mı alternatifi? Yok. İyi. Yoksa sen de yoksun o zaman. Öyle değil mi? Hani dedik ya, bize mert adam lazım. Dobura dobur adam lazım. Harbi adam lazım. İster devlet başkanı olsun, ister muhtar olsun, ister kim olursa olsun. Harbi, mert, dorgu bir insan. Ben öyle görüyorum. Öyle. Başka türlü de olmaz. Mümkünatı yok. Yani yol dorgudan aşar. Ergiden yolu kimse çıkamaz. Ergi yoldan kimse çıkamaz. Yılan dolanır, düzelir, deliğe girer. Hiç mümkünü yok. Başka türlü şeyi yok bu işin. Şimdi memlekette etrafımız bir sürü şey. Etrafımız bir sürü düşman dolu. Bizi parçalamak, bölmek istiyorlar. Çayı geçerken at değiştirilmez. Çayı geçerken at değiştirebilir misin? Suyun içinde geçiyorsun, bir atı getirir, ona bineceğim, buradan ineceğim. Olmaz. Hiç değiştiremeyiz. Yüreğimizi buz gibi eden adam lazım bize kardeşim. Biz milliyetçi adamız, yani işin açığı bu. Memleketimizi, vatanımızı seviyoruz. Hata da yapabiliriz, kabahat da yapabiliriz. Kural dışı yaptığımız işlerden ceza da versinler, eyvallah. Razıyız. Ahmet amcacığım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Bir Asırlık Hikayeler programının da burada sonuna geldik. Ahmet Ruhi Çetinkaya amcamızın konuğuyduk bu hafta. Kendisi hem anlattıklarıyla bize yol gösterdi, hem hikayesiyle yüreğimizi ısıttı, hem de Malatya'nın tarihine ışık tuttu. Haftaya başka hikayelerde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Bu arabaların dili ola da söyleyeydi. He. Vallahi billahi ya. En az daha taksit olmuş abiydi. Her hafta gelin arabası düğün. He vallahi. Şimdi mühendisine sana sıfır Mercedes söyleyeceğim. Ben dedim bana bunu ver. Çünkü mavilliğimiz hep bu arabalarda geçti. Geç. İşte belediyenin Fuzuli'nin başından tut. Sinan Oteli'nin oraya kadar hep büyük arabaydı. Salon o. Arabalar çok şahaneydi ve de şey ferahtı. Bunun 8'ini biliyorsun değil mi? He. Tatlı arabalar. 10 gün yola gitsen yormaz adam. Yok. Salon gibi araba. Direksiyon da vites de. Tabii. Sen şeyleri kullandın mı? Ara gazı verilen arabaları. Tabii. Şıklara şansı var. Şimdi bunun tamircisini de bulamazsın. Yok. Bunun tamircisi kalmadı, öldü. Heh, bir
spor düzünü Şemsettin Usta var. Onun da kulağını duymuyor. Şemsettin var işte. He. Bir de ortağı Mehmet Usta var. Yok, Şemsettin canı istese yapıyor. Yapıyor zaten. Evet. Arabaları o yapıyor. He. Bizim bu arabayı ona yaptırayım ben. Şemsettin'den başka da zannetmiyorum. Ben bunun kaportasını yaptırdım. Boyacı dedi, ya dedi. 6 dönüm arazi dedi. Öyle. Şimdi çok bunu şeydi. Yapan usta da yok. Şimdi ben bu arabayı yaptırdım. İkinci sefer yaptırdım. Bütün mikalajlarını, şeylerini, tamponlarını ben kendim söktüm. Kendim de düzdüm. Evet. Ben yani ileriden beri hep bunlar tabii şey ettikten sonra, bu Chevrolet'lerden sonra şey Mercedes şey olduk yani. Tabii. Arabalarına devamlı Mercedes'e şey yaptık, bindik ama şimdi bu son zamanda tabii parçası şuyu buyu derken artık değiştirdik yani.